Hemen belirteyim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında başörtüsüyle ilgili yaptığı anayasa değişikliği teklifi milletvekillerinin de gündemindeydi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'na reste restle karşılık verdi dedi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise anayasa değişikliği teklifiyle CHP'nin ayarlarının bozulduğunu söyledi. Temel hak ve özgürlükler diye bir kalıp var ya, başörtüsü hakkı da işte bu kalıbın doğal bir parçası. Ama ülkemizde milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne düşman olan CHP faşizmi geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı anayasa değişikliği teklifi büyük heyecan uyandırdı. CHP'nin meclise sunduğu başörtüsü teklifine karşı Erdoğan'ın anayasayla çözelim çıkışı milletvekillerinin de gündemindeydi. Bir anayasa değişikliği yapalım, sizin de bu konudaki samimiyetinizi görelim dedi. Reste rest ile karşılık verdi. Hemen ses zaten Kılıçdaroğlu'nun takım arkadaşı olan Kur'an kursları açılmasını orta çağ karanlığına benzeten grup başkan vekilinden geldi. Biz anayasa değişikliğine karşıyız. Anayasayı ancak yeni meclis yapar gibi cümlelerle topu taca yuvarladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu istismar siyaseti yapmakla suçladı. Geçmişte başörtüyle ilgili çıkarılan kanun teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürür, başörtülü olanlara hakaret eder de bugün hidayete mi erdin, gece yarısı biz kanun teklifi vereceğiz diye beyanatta bulunur. Sonra da gidip bu konudaki bütün engelleri ortadan kaldıran bir liderin, Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgular. Pes doğrusu, edep yahu. MHP'ye göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa hamlesi CHP'nin ayarlarını bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de baktık ki hemen ayarları bozuldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'nin hemen arkasına atmış olduğu bir tweet kesinlikle sizinle hayır dedi böyle bir gelişmeye. Her halükarda ayarlarının bozulduğu açık. Anayasa değişikliği teklifine İyi Parti'den de destek geldi. Toplumun böyle bir ihtiyacı varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin amacı milletini mutlu, devletini güçlü yapmak. Vatandaşı mutlu etmek adına da böyle bir yasal düzenleme gerekiyorsa buna herkesin evet demesi gerekiyor. Daha önce Turban hadisesinde yaşanan acı hatıralar hafızalarımızda. İnşallah böyle bu acı tabloları bir daha yaşamaz. Yaşamaması için de hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapılması gerektiği kanaatindeyim.